Efendim AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum bakanlarla programlarına devam ediyor. Ancak özellikle yanında eski koltuğunun yeni sahibi Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğunda kentsel dönüşüm mağdurlarının tepkisi dinmiyor. Hayırlı ve de uğurlu olsun. 64 senedir dairelerimiz bitti. Eyvallah. 120 haliyiz başkanım. Biliyorum, merak etmeyin. Şimdi biraz bize müsaade edin. Bu seçim boyunca biraz böyle. Şu seçimler bittikten sonra beraber bir araya oturalım. Fikirtepe'nin bütün sorunu çözecek gibi konuşalım. Ya zaten 10-20 sene geçmiş, 5-10 günden bir şey olmaz. Durun sakin olun bir. Arkadaşlar bak şöyle derseniz vallahi şu mikrofonu atar giderim. Bak seçim geliyor, oy veririz vermeyiz. Bakın bu işleri geçin. Yılların sorununu kabul etti ama seçim geçene kadar kentsel dönüşüm mağdurlarından sessiz kalmalarını istedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki mikrofonu atar giderim dedi. İstanbul Ümraniye'deki temel atma töreninde hem eski bakan Murat Kurum'la hem de mevcut bakan Özaseki ile konuşmak istedi kentsel dönüşüm mağdurları. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un yanına biri gitti, bir başkası geldi. Derdini bakana anlatmak isteyen bir mağdursa koruma engel eline takıldı. Kısa bir süre sonra Murat Kurum'la konuşmayı denedi. Bu kez Bakan Özaseki sahneden müdahale etti. Değerli kardeşim bak biliyoruz. 10 sefer 20 sefer konuştuk. Biraz müsaade et. Aynı kişi son çare protokoldeki bir başka isimle konuşmayı denedi. Yine başarılı olamadı. İstanbul'un muradı olacak kardeşime başarılar diliyorum. Onu size emanet ediyorum. Murat Kurum güne Ümraniye'de başladı. Top Ağacı Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma töreninde. Evet, Murat Kurum, kurumu üstad. Bakanlar yalnız bırakmıyor. Bugün de yanında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki var. Telaşlılar, telaşlı. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Murat ismini duydun mu? Şaşırıyor. Şaşırıyor. Kurumun rakibi İmamoğlu'na yüklendiği programın hemen öncesinde tören alanına çıkan bozuk yolun asfaltlanması dikkat çekti. Murat Kurum Çekmeköy'de de bakanlığı döneminde temel atma törenini yaptığı Taşdelen Yeni Doğan Alemdağ Kavşağı açılışına katıldı. Dediler ki işte yine seçim yatırımı yapıyorlar. Başlarlar ama bitirmezler dediler. Ne oldu? Üst geçit. Orası onun sorumluluğunda değil mi burası? Büyükşehir'de mi bizde mi? Bakanım diyor ki 1 Nisan'dan sonra üst geçidimizi de Allah'ın izniyle yaparız. Bu kez de Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Murat Kurum için oy istedi. Yaptıkları projeleri sıralayan bakan kalabalıktan beklediği yanıtı alamadı. Çamlıca Kulesi'ni inşa ettik. Nasıl, beğendiniz mi onu? Murat Başkanım biraz Ramazan var, böyle azıcık modumuz düştü. Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na valizini topla dedi, saat verdi. Onlar çıkamaz dışarı, çıkamaz. Çıksa anca tatile çıkar. 31 Mart akşamı Saracahane'de valizlerini toplayacak. Akşam 7.30'da geliyoruz.